Bundan 4985 yıl sonra 1 Ocak 07.003 yılında dünya üzerinde bir saat tam olarak şu melodiyi çalacak. Nereden de biliyorum? Çok ilginç bir saat projesinden. Detaylarını anlatınca eminim sizin de çok ilginizi çekecek. Hazır mıyız? Çok ilginç saat projesi dinlemeye. Hadi bakalım gel buraya. Koltuğun nerede senin? Koymadık. Koymadık mı? Bakın sizi nereye getirdim? Buraya değil, şuraya. Burası dünyanın 4. büyük saati. Ama şu anda muhtemelen dünyanın size çok uzak bir yerinde, bir dağın içine, bu 15 metrelik saatin 4 katı büyüklüğünde çok büyük bir saat yapılıyor. Ama bu saatin en önemli özelliği yüksekliği değil, gelecek 10 bin yıl boyunca çalışacak olması. Üstelik bu aynı zamanda bir çalar saat ve her seferinde başka bir melodiyi çalacak şekilde tasarlanmış. İşte size sanat, tasarım ve teknolojinin bir arada kullanıldığı bir proje ve bu projenin en az onun kadar ilginç olan hikayesi. 118 yıldır yanan bir ampul bile bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Ama bir düşünün bakalım, bugüne kadar gördüğünüz insan yapısı en eski şey neydi ve kaç yaşındaydı? Düşündüğünüz şey her ne olursa olsun 10.000 yıldan daha eski olma ihtimali çok düşük. Tabii eğer Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe'yi ziyarete gitmediyseniz. Orası 11.000 küsur yaşında dünyanın şu ana kadar bulunan en eski tapınağı. Bu tür eski yerleri gezerken, müzelerde gördüğünüz eski eşyaları incelerken onların yapıldığı zamanı hiç hayal ettiniz mi? Taş devrindeki o insanlar nasıl yaşardı acaba? Bu yapıları nasıl yaptılar? Peki bundan 10.000 yıl sonra yaşayacak olan insanlar bizden geriye kalan bir şeyler bulabilecekler mi? Hayal edelim şimdi. Yıl 12.018. İnsanlar evrenin dört bir tarafındaki gezegenlere dağılmış. Hafta sonu tatili için dünyaya geliyorlar ve sizin Göbekli Tepe'yi ziyaret ettiğiniz gibi onlar da gidip başka bir tepeyi ziyaret ediyorlar. Çünkü bu tepenin içinde 10.000 yıldır aralıksız olarak çalışan bir saat var. Ve tabii ziyaretçilerin akıllarında bir sürü soru. Bu saati kimler yapmış? Neden yapmış? Nasıl yapmış? Bizler çok şanslıyız çünkü bu soruların cevabına, yani bir anlamda tarihe tanıklık ediyoruz bugünlerde. Yani en azından çok zor bir yolculuğu göze alırsak tanıklık edebiliriz. Çünkü bu saatin olduğu yere, Texas'ın batısındaki Sierra Diablo dağlarındaki bu yere gelebilmek hiç de kolay değil. Önce en yakın havalimanından bir araçla birkaç saatlik yolculuk yapmanız gerekiyor ama sonra yol bittiği için aracınızı orada bırakıp yürümeye başlıyorsunuz. Hem de birkaç gün boyunca. Sonra o dağa ulaşıyorsunuz ve bu kez de tırmanma aşamasına geçiyorsunuz. Şimdi etrafta uçuşan sineklerden ve rüzgarın fısıltısından başka hiçbir ses yok. Günler süren bu yorucu yolculuğun ardından dağın içine gizlenmiş bir kapıya ulaşıyorsunuz. Kapıyı açıp da o karanlığın içine adım attığınız anda kulağınıza yeni bir ses gelmeye başlıyor. Tepenizde 10 saniyede bir ileri geri hareket eden devasa bir saatin sarkıcının sesi. Peki böyle bir saati yapmak kimin aklına gelmiş? Bu dağın da oraya yapılan saatin de çok zengin ve muhtemelen sizin de tanıdığınız bir finansörü var. Onu daha sonra açıklayacağım. Projenin asıl fikir babası ise Danny Hillis adında bir mucit. Kendisini ilk kez duymuş olabilirsiniz ama aslında çok başarılı biri. Pek çok üniversitede profesörlüklerinin yanı sıra Thinking Machines adlı bir şirketin kurucu ve sahibi ve bu şirkette paralel süper bilgisayarlar tasarlıyor. Aynı zamanda Walt Disney şirketinin araştırma geliştirme ekibinde de bu ismi görüyoruz. Bu ekip çok ilginç bir ekip. Yakında sizler için ziyaret edip videosunu da hazırlayacağım Disney tema parkları için enteresan projeler hazırlıyorlar. Mesela yakında açılacak olan Star Wars Oteli gibi projeler. Sonuç olarak çok zengin bir hayal gücü olan ama aynı zamanda o hayallerini yere indirerek gerçek
gerçek birer girişime dönüştürmeyi başarabilen birisi bu Danny Hillis denilen mucit. What if there was a way to build a thermostat that allowed you to turn down the temperature of the earth anytime you wanted? İşte böyle what if, ya şöyle olsaydı, ya böyle olsaydı kalıbıyla başlayan soruları kendi kendimize sorabilmemiz lazım. Az önce izlediğiniz soruyu geçen yıl yapılan TED konferansında gündeme getirmiş bu arada. İşte dünyanın en garip sorularını soran, bir yandan da dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarını tasarlayan bu adam ta 1986 yılında çok daha yavaş çalışan bir şey yapmak istemiş. I wanted a symbol of the future. In the same way that say the pyramids are a symbol of the past. I wanted to build something that gave us that sense of connection. And that's how I started thinking about the clock. My name is Danny Hillis and I'm building a clock that will last for 10,000 years. Peki dünyada yapılmış ve hala çalışan en eski saat kaç yaşında biliyor musunuz? 632 yaşında. Bu saat 1386'da yapılmış ve hala çalışıyor. Ama 10.000 yıl diyorum size bu adamın tasarladığı yeni saat. Ve böylesine uzun ömürlü bir şeyi tasarlayabilmek için önce bazı temel prensipler üzerinde anlaşmak gerekiyor. Temel tasarım prensipleri üzerinde. 1. Uzun ömürlülük. Bunun için böyle mücevherle filan saat yapamazsınız. Hatta değerli metaller bile kullanmak çok mantıklı değil. Düşünsenize bundan birkaç bin yıl sonra böyle post apokaliptik bir dünyaya girdiğimizi, hani Mad Max filmlerindeki tipi bir dünyaya gelip de bu saatin yağmalanmaması lazım. 2. Sürdürülebilirlik. Gelecek nesiller gerektiğinde bu saatin bakımını kolayca yapabilmeli. Öyle üstün teknolojik araçlarla filan da değil. Söyledim ya Mad Max dünyasını. Eğer öyle bir döneme girersek böyle araçları zaten bulamayacak gelecek nesiller. Yapılacak olan bu saat gerekirse ta bronz çağındaki basit aletlerle bile tamir edilebilmeli. 3. Şeffaflık. Tasarımdaki her şey çok açık olmalı. Bırakın gelecek nesilleri bir şekilde bu saati geçmişe ışınlasanız, Galile'nin ya da ne bileyim Mimar Sinan'ın da rahatlıkla anlayabileceği kadar açık ve şeffaf bir tasarım yapılmalı. 4. Geliştirilebilirlik. Bu saatin zaman içinde geliştirilmeye açık bir yapısı olmalı. Ve nihayet 5. Ölçeklenebilirlik. Yapılacak olan büyük saatin çalışacağından emin olmak için önce küçük prototipler hazırlanıp bunlar test edilmeli. Bir tasarım yaparken önce bu şekilde tasarım prensiplerini ortaya koymak çok akıllıca. Neden biliyor musunuz? Aklınıza gelen envai çeşit soru olacak. Mesela bu saatin enerji kaynağı ne olabilir? Pil olamaz herhalde. Nükleer güç mü? Güneş enerjisi mi? Az önce size bahsettiğim temel tasarım prensipleri belirlenmemiş olsaydı bu sorulara cevap vermek de çok zor olacaktı ama neyse ki onlardan uzun ömürlülük ve şeffaflık prensipleri nedeniyle sorduğum bu sorulara daha baştan kendim hayır cevabını vermek zorunda kalıyorum. Çünkü bu kadar gelişmiş bir teknolojiye gerek yok enerji kaynağı olarak da. İşte tasarımcısı o yüzden yine geleneksel düşünmüş ve bu saatin klasik kurmalı saat mantığında çalışmasına karar vermiş. Bu kurmalı bir saat değil ama anladınız siz kurma mekanizmasını. Ve böylece gelecek nesiller bir şekilde o saati ziyaret ettiğinde hazır etmişken bir de el atıp kuracaklar. Böyle yapıyorum çünkü tasarımını görünce nasıl kurulduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ama peki ya kimse ziyaret etmezse? İşte onun için de farklı bir mekanizma hayal etmiş tasarımcısı. İçine yerleştirilecek dağın konumu özel bir yer olarak seçildiği için oradaki gündüz ve gece sıcaklık farkları bile kullanılan metalin o enerjiyi depolayarak saatin çalışabilmesine imkan verecek şekilde ayarlanmış. Şimdi ölçeklenebilirlik prensibini hatırlıyor musunuz? Eğer bir fikriniz, bir projeniz varsa önce onu küçük ölçeklerde yapıp prototipini geliştirip test edin. Bu saat için de aynı şey yapılmış. Önce avuç içi kadar bir prototip üretilmiş, sonra biraz daha büyük, sonra biraz daha büyük, sonra biraz daha büyütmek gerektiğini anlamışlar. Çünkü o ağırlığa dayalı kurma mekanizmasını yapabilmek için çok daha büyük bir saat yapılması gerekiyormuş. Bir dağın içine yerleştirilecek kadar büyük. İyi de böylesine büyük ve dolayısıyla pahalı bir saatin yapılabilmesi için neye ihtiyaç var? Tabii ki bir dağa ve biraz da paraya. Aslında biraz değil, epeyce bir paraya. Onlar da kalkıp dünyanın en zengin adamına gitmişler bu projeyi götürmüşler. Jeff Bezos'a.
Kendisini aynı zamanda dünyanın en büyük kitapçısı olan Amazon'un kurucusu ve sahibi olarak da tanıyoruz. Jeff Bezos'ta bakmış projeye, pek beğenmiş, tamam demiş. Ben şimdi size bir arazi, onun içinde bir dağ ve 42 milyon dolarcık da para veriyorum. 55 milyon dolara şöyle bir saat alacağıma 42 milyon dolara böylesine devasa anıt gibi bir saat yaptırırım. En azından nesiller boyu namım yürür diye düşünmüş olmalı. Çok mantıklı bir karar bence de. 2011 yılında dağı delmeye başlamışlar. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Uzun ömürlülük prensibi gereği bu saatte yıllar 4 değil 5 haneli olarak gösterilmek zorunda. Yoksa bizim 2000 krizine benzeyen bir krizi 10.000 yılına geldiğimizde yaşayabiliriz. 7 yıl önce başlanan saatin yapımı bugün hala devam ediyor ve ne zaman bitirileceği belli değil. Ama web sitesinde bir e-posta adresi var ve oraya boş bir e-mail mesajı gönderirseniz bitince size haber veriyorlar. Merak etmeyin, eğer bittiği zaman tabii hayatta olursam ben sizin adınıza o dağa gidip bu saati ziyaret edip bir video çekme sözü veriyorum şimdiden. O zamana kadar da hayalimizde başlattığımız geziye devam edebiliriz. Hani çölde kilometrelerce yürüyerek sonra da tırmanarak karanlık bir odaya gelmiştik ya. O odada kafamızı kaldırıp da yukarıya baktığımızda ta 150 metre tepedeki dağın zirvesinden 3,5 metrelik genişlikte bir deliğin açıldığını, oradan da güneşin ışığının süzüldüğünü fark edeceğiz. Biz işte o 150 metrelik kuyunun dibindeyiz şu anda. Ve onun içine yerleştirilmiş olan saati daha iyi görebilmek için yapılmış olan, daha doğrusu kayalara, etrafındaki kayalara oyulmuş olan merdivenlerden, spiral merdivenlerden yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanmaya başlıyoruz. Ha, bu merdivenler de önemli çünkü deliği açarken sadece bu iş için icat edilmiş özel bir robot tarafından taşları keserek yapılıyor. Saate ait göreceğimiz ilk parça onun sarkacı olacak. Sarkaç deyince öyle küçük bir şey hayal etmeyin. 5 ton ağırlığında, küçük bir araba büyüklüğünde bir taştan bahsediyorum. Sonra saatin kurma mekanizmasına ulaşacağız. 2-3 kişi iterek saati kurabilecek. Ama bu zorunlu değil. Eğer hiç kimse orayı ziyaret etmiyorsa bile o güneş ışığı ve enerjinin depolanması sayesinde bu saat kendi kendine de çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Bundan sonra tırmandıkça saatin çarklarını görmeye başlayacağız. 20 katlı bir bina yüksekliğindeki bu bölüm aslında mekanik bir bilgisayar diyebiliriz. Yaptığı işlerden biri belli zaman aralıklarında bir melodi çalmak. Bu melodi için elektronik müziğin öncü isimlerinden Brian Eno ile çalışmışlar. Brian Eno da çok çılgın birisi. Belki başka bir videoda onun hakkında da biraz konuşuruz. Şöyle bir öneriyle gelmiş. Demiş ki 10.000 yıl boyunca çalacak olan her melodi birbirinden farklı olsun. Saatin tasarımcısı olan tabii ondan az çılgın değil. Tamam demiş ve 3,5 milyon farklı melodi çalabilecek olan çarklı bir sistem geliştirmiş. Yani bildiğiniz taştan, metalden, çarklardan oluşan bir bilgisayar tasarımı yapmış. Ve sonuçta bu saati 10.000 yıl boyunca ziyaret edecek olan herkes farklı bir melodi duyacak, farklı bir deneyim yaşayacak içeride. Sanat ve teknolojinin mükemmel bir bileşimi. Tırmana tırmana nihayet saatin en tepesindeki zamanı gösteren kısma geliyoruz ve bu kısım astronomik olarak da orayı gösteriyor. Fakat oraya ilk gittiğinizde var olan zamanı değil de sizden önce son giden kişinin zamanını görebiliyorsunuz. Çünkü uzun ömürlülük prensibi gereği saat daha uzun ömürlü olsun diye zamanı sürekli olarak ölçüyor ama sadece ikinci bir mekanizmayı harekete geçirdiğinizde size o anki zamanı kendisini güncelleyerek belirtiyor. Bu saatin çölün içindeki bir dağın içine yerleştirilmesinin gerekçesi de yine bu uzun ömürlülük prensibi. Elimizdeki en dayanıklı çelik malzemeler kullanılarak üretilmiş olsa da hiçbir şeyi zamanın etkilerine karşı koyamaz. Ama yaptığınız şeyi en azından karanlık, kuru ve kısmen kontrollü bir ısı ortamına bırakırsanız onu 10.000 yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz. Yine de herhangi bir ihtimale karşı bu saatin kritik parçaları çelikten değil de seramikten ve taştan yapılmış. Daha dayanıklı olduğu için. Yani bizden 10.000 yıl önce yaşayan insanların çanak çömlek yaparken kullandığı malzemelerle aynı malzemeler kullanılmış ki bundan 10.000 yıl sonra yaşayacak insanlar da görebilsinler. Yani bu saat aynı zamanda bir çeşit anıt. Ama böyle bir anıtı yaptırmak isteyenin saati tercih etmesi bence çok manidar.
Çünkü bugüne kadar ulaşabilen mesela 4500 yıllık piramitler ya da ondan da eski 5000 küsür yıllık Stonehenge, ondan iki kat daha eski 11000 yıllık Göbekli Tepe gibi eserler, tabii ki mezar, tabii ki ne olduğu bilinmiyor, tabii ki tapınak ama aynı zamanda astronomik bir takvim görevi gördüğünden şüpheleniliyor. Yani zamana en çok dayanan yapılar, zamanı gösteren yapılar. İşte yeni yapılmakta olan bu dağdaki saat de bir yandan zamanın akışını işaretlerken, bir yandan da onu ziyaret eden insanlara çok farklı duygu ve düşünceler yaşatacak. Bilemiyoruz tabii, belki gelecekte dünya küresel iklim değişikliği nedeniyle yeni bir buz çağına girecek. Ya da nükleer bir savaş bildiğimiz anlamdaki medeniyeti tümüyle silip yok edecek. Çok büyük bir ihtimalle bugün yeryüzündeki ülkelerin hiçbiri o gün olmayacak. Eğer her şey yolunda gider ve bu dağ tabii içindeki saatle birlikte yok olmadan kalmayı başarırsa önümüzdeki binlerce yıl boyunca onu nice insanlar, insansılar, cyborglar ve büyük bir ihtimalle robotlar ziyaret edecek ve bu saat de her bir ziyaretçisine farklı bir zamanın bambaşka bir melodisini her seferinde de başka bir şekilde çalacak. Ve onlara çok uzun bir şimdiyi yaşatacak.